Mert Bey soruyor. İyi yayınlar hocam. Böbreğimde 18 milimetre çapında kist var. Çözüm ameliyat mıdır yoksa kür tedavisiyle geçirilebilir mi? Şimdi şöyle, yani böbrek kisti sokakta gezen insanların %35'inde böbrek kisti vardır. Yani karaciğerde de bu kist olabiliyor ama daha çok böbrekte şu var. Yani hekimin önerdiği bir şeyin biz önüne geçemeyiz. Tabii ki. Yani modern tıp esastır. Hekim kontrol ve önerileri esastır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ya biz Saracoğlu hocadan duyduk işte şu kürü uygulayalım. Sen doktor değilsin mübarek, bir kere sen anlattıklarınla buna karar veremezsin benim anlattıklarımla. Teşhisini doktor koysun ona göre. Ha şimdi kistik yapılarda bak, biraz önce polikistik over dedik ya, Evet. yumurtalık kisti, soğan kürü çok etkilidir. Soğan kürü uygulasın. Bir ikincisi de bir ay kadar günde bir defa 40 kilit bitkisi uygulayacak kistik yapıda. Neden? Çünkü bu bitkinin içerisinde 40 kilit bitkisinin içerisinde silikatlar var. Bak silisyum, silisyum. Şu transistörün yapısındaki silisyumdan bahsediyor. Silisyum olmasaydı dünyada elektronik olmazdı Hüseyin. Bu IC devreler diyorlar, entegre devreler filan. Hepsinin kökü silisyum olmasaydı yoktu işte. Transistör de yoktu. Şimdi dolayısıyla buradaki silikat öyle bir nimet ki bu kistik yapılara karşı. Şimdi efendim şunun da bilinmesi lazım. Böbrek kisti diyorsunuz. Fibrokist diyorsunuz memede. Bunların hepsi aynı değil. İnsandan insanda değişiklik gösterebiliyor. Mesela hipoekoik kistler var. Solit kistler var. Yani bunlardan bahsediyorum. Mesela tiroidde hipoekoik kist varken solit kist de olabiliyor. Yani burada onun için mutlaka bir doktorla görüşeceksiniz. Ama böyle hipoekoik türü bir kistik yapı varsa bunu soğan kürüyle rahatlıkla şey yaparsınız. 2 ay sonra bunu şey yapın, doktora gidin, bir ultrasonuna baksın, aynı hekime gidin ama. Çünkü ölçüm yapılıyor ya, o alette kalibrasyon yapılmıştır, ona göre boyutlandırılmıştır. Dolayısıyla aynı alette tekrar ölçülsün. Çünkü bazen kalibrasyonlarda farklılıklar olabiliyor. İşte buradan ha küçülme varsa tamam. Yani soğan kürü ki çok Nasıl faydalı bir uygulasın şey. hocam soğan Yani kürünü? bildiğimiz yemeklik soğan, Evet. orta boy, kahverengi kabuğunu soyacak, ince kahverengi kabuğunu soyacak, dörde bölecek, 1,5 bardak suda 5-6 dakika kaynatacak ve ılıyınca, çok ılıtmayacak, ılıktan sıcak yudum yudum içecek bir sabah bir akşam. Gastrit ve ülseri varsa bu kürü uygulayamaz. Bunu da bu arada söylemiş olalım. Yani soğan nasıl bir şey? Bak soğan doğuda, uzak doğuda ilaçtır Hüseyin. Bizde salatanın, yemeklerimizin işte şeyidir. Uzak doğuda soğan şey olarak kullanılır. İlaç anlamında kullanılır. Mesela Evet. genelde onu diyoruz hocam. Siz soğan kürü dediğiniz zaman nasıl içeceğim onu? Bir yüz ekşiyor hemen. Nasıl içeceğim onu? O kadar güzel ki denemedikleri için Ben de öyle söylüyorum. bilmiyorlar. Gayet de yani Tadı güzel. lezzetli, gayet de lezzetli bir şey yani. Limon sıkanlar var. Sıksınlar mı? Öyle içemiyorum ben. Yok. Limon sıkmasınlar. Hayır. Yani. Çünkü pH'ını değiştiriyorsunuz. pH'ı düşürdüğünüz zaman da işte ne oluyor? Metabolitleri hidrojenle, protonla bombardıman ediyorsunuz. Yapı bozuluyor. Yani kaymalar oluyor. Bu doğru bir şey değil. Yani onun için böyle efendim tadını beğenmedim bu bitki çayının, içine biraz limon damlatayım. Hele bir kaşık bal koyayım. Bal şifadır diyor filan. Olmaz öyle şey. Hocam,